Gençler çok ama çok ama çok garip. Fark etmişsinizdir kripto paralarda hareket olmayınca insanların büyük bir çoğunluğu piyasayı tamamen izlemeyi bıraktı. Hatta elinde hangi coin'ler var diye sorulduğu zaman ya isimlerini bile hatırlamıyorum, orada bıraktım diyorlar. Son 1-2 haftada yorumlarda Shiba, Reef, Cardano bunları soranların sayısı bile azaldı. Kanaldaki izleyici kitlesi bile kripto paralardan diğer yatırım araçlarına diğer videolara kaydılar. Benim de aklıma şu an ekranda gördüğünüz fotoğraf geldi ve bu fotoğraf yine doğruluğunu kanıtladı. Bitcoin tekrar 60 bin doların üstüne çıktığı zaman insanlar almak için sıraya girecekler. Ama merak etmeyin ben size doğru kararı verdirmek için buradayım. Bitcoin'e ve Ethereum'a hesap soracağız. Piyasada nasıl bir fırsat var konuşacağız. Bitcoin 50 bin doların altında. Ethereum 3000 dolardan aşağı sarkmaya devam ediyor. USDT, Tether 1 dolar civarlarında. Şaka yapıyorum. Piyasa uzun vadeli düşüş trendinde gibi mi? Yoksa değil mi? Bunu konuşacağız. Gelin bakalım kripto para piyasası bitti mi? Battık mı? Öldük mü? Yoksa buradan bir sıçrama görür ceplerimizi doldurur muyuz? Fed'in parasal sıkılaştırma hamleleri değil de sinyalleri piyasada benim umurumda olmasa da piyasada bir belirsizlik yaratıyor. Bitcoin'e bakmamız lazım çünkü her şey Bitcoin'e bağlı. Şimdi burada iki tepe noktası var. İkinci zirve birinciden daha yüksekti. Aynı şekilde düşük seviyede bir öncekinden daha yüksekti. O zaman diyebiliriz ki uzun vadeli yükseliş trendi hala kendisini koruyor. Eğer 29.000 seviyelerin altında biraz tutunursa o zaman trend tersine dönmüş diyebiliriz. Ama şimdi bunu demek için erken. Bitcoin altın gibi daha makro bir varlık oldukça bu tarz kısa ve orta vadeli düşüş trendlerini oldukça fazla göreceğiz. Artık büyük para, akıllı para Bitcoin'i Apple hissesinden, Amazon hissesinden farklı görmüyor. Büyük finansal kuruluşlar mesela Amazon'u sattığı zaman yanında Bitcoin'i de satıyor. Yani artık Wall Street ile Bitcoin arasında ters kolerasyon yok, kalmadı. Şu an herkesin bilmesi gereken bir şey var. Dünyada hiperenflasyon yaşanıyor. Biliyorum biz hiper, ultra, mega enflasyona alışığız. Marketten çıktıktan bir saat sonra döndüğümüz zaman fiyatlar aynı olmuyor biliyorum. Ama enflasyon verileri açıklandıkça görüyoruz ki dünyayı bekleyen büyük bir enflasyon tehlikesi var. Enflasyonda ne olur? Enflasyonda daha fazla para basılır. Çünkü bizim kullandığımız itibari para arzı sınırsızdır. Arzı sınırsız itibari para arzı sınırlı Kıt varlıklara akar ve fiyatlarını yükseltir. Şu an kripto para cüzdanınız green'in 50 tonundaki gibi eziyetlere maruz kalsa da bunun çok uzun süreceğini sanmıyorum. Bitcoin arzı sınırlı. Bitcoin fiyatı sürekli yükselmek için tasarlanmış. Bu işin matematiği bu. He çok karlı olacak mı o ayrı bir konu. Hala adaptasyonun başarında olsak da gideceğimiz çok yol olsa da bitcoin belirli bir yere gelmiş durumda. Karşınıza çıkıyordur. Amerika'da enflasyon verileri açıklandı, Avrupa'da açıklandı. Enflasyon rakamları çok yüksek. Haberlerde görüyorsunuzdur. Almanya'da market rafları boşaldı. Tedarik zincirinde sıkıntılar. Sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz ve Fed'in mükemmel bir çözümü var. Para basmak. Ekonomi yavaşladı, para bas. İşsizlik artıyor, para bas. Ama enflasyon, şş, para bas. Fed para basmak zorunda. Bu itibariyle para sisteminin bir döngüsüdür. Para birimleri eninde sonunda sıfırı boylarlar. Para basılacak ve büyüklerimizin bize yanlış öğrettiği, aslında para ağaçta yetişmez dediği ama ağaçta yetişiyormuş gibi basılan para arzı sınırlı ve kıt varlıklara akacak onların fiyatını yükseltecek. Bu yüzden en büyük aptallık nakitte durmak. Bence git hissesine dal, kripto para al, tavuk al, inek al, gayrimenkul al, bir şeyler al ama nakitte durma. Nakitte durdukça para kaybediyorsun. Herhalde bunu reddedebilen kimse yoktur. Son önemli gelişmelere, güncellemelere geldiğimizde ise Cointelegraph'ın haberine göre kripto para yatırımcıları kripto paraların adaptasyonu arttıkça fazla para kazanamayabilirler, zengin olamayabilirler demiş Goldman Sachs. Aslında demek istediği ben katılmasam da şu, yeni insanların kripto paralarla tanışması, benimsemesi çok da iyi bir şey olmayabilir. Buna sebep olarak da kripto paralar yaygınlaştıkça diğer finansal varlıklarla arasındaki kolerasyon artıyor diyor. Yani birbirlerine benziyorlar. Yani kripto para piyasasının geleneksel piyasadan farkı kalmıyor diyor. Ama ben buna pek katılmıyorum. Çünkü merkeziyetsizlikle birlikte, bitcoinle birlikte... Bambaşka bir parasal sistem var önümüzde. Ve açıkçası hiç benzemiyorlar. Şu anki parasal sistem, itibari para birimleri, dolar, Türk lirası, Japon yeni bunlar enflasyonist. Fakat elimizde deflasyonist bir varlık var. Benim görüşüm, zaman geçtikçe kripto paralarla Bitcoin'le geleneksel finans sistemi arasında ters korelasyon oluşacak. Dolar her zaman enflasyonist olacak ve bütün para birimleri eninde sonunda sıfırı boylayacaklar. Bitcoin korku endeksinde aşırı korkunun olduğu dönemdeyiz. Warren Buffett'ın artık klişe olan sözü, herkes açgözlüyken korkak ol, herkes korkarken de açgözlü ol. Bu söz klişe, belki sürekli Instagram'daki girişimcilik yatırım sayfalarında görüyorsunuz ama bence doğruluğunu kanıtlamış bir söz. Her zaman dediğim gibi, insanların en çok korktuğu zamanlar alım yapmamız için en mantıklı zamanlar olabilir. Ama elbette siz aldıktan sonra düşüş çok uzun sürebilir. Major altcoinlere bakalım. Ethereum. Geleceğin projeleri Ethereum ağında çıkıyor. Ethereum videosunda bahsettiğim izlemek isterseniz sağ üstte bir yere koyarım. The Merge yani Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçiş ve diğer gelecek güncellemeler. Evet bunlar biraz ağır işliyor ama bence fiyatı için olumlu gelişmeler. Ben uzun vadeli yatırımcıyım ve şu an ethereumlarımı satmayı düşünmüyorum. Evet şu klişeleri çok duymuşsunuzdur. Ama Solana'nın işlem hızı daha yüksek, şunun işlem hızı daha yüksek, bunun şu kapasitesi daha fazla. Ethereum ağındaki yoğunluk başka projelerde olsa daha önce demiştim bunu. Bu projeler bu ağırlığı kaldırabilir mi emin değilim. Ethereum artık devasa bir a haline gelmiş durumda. Eğer ben macera aramayan yatırımcıyım diyorsanız sizin için uygun olabilir. Ripple'a geldik. Ben de 2018, 2019'dan beri Ripple yok. Sürekli SEC ile olan ile ilgili haberler çıkıyor. Ripple'da sert hareketler görebiliriz. Çünkü etrafta davanın Ripple'ın lehine döndüğü söylentileri dolaşıyor ama sakın bunlara kanmayın. Büyük kurumlar, bazı insanlar, bazı şirketler piyasaya istediği söylentileri sunabilirler. Yeter ki biraz paranız biraz da medya gücünüz olsun. Zaten paranız varsa medya gücünüz de olur. Yani demek istediğim şu anki söylentinin tam tersi bir sonuç gelebilir. Bu yüzden haber kanallarından sosyal medyadan bilgi edinirken mutlaka şüpheyle yaklaşın. Şunu bilin kripto para piyasasında kimse sizin dostunuz değil. Hiçbir haber kanalı, hiçbir yatırım kuruluşu kimse sizin yanınızda değil. Herkes kendi cebini ve kendi kasasını düşünüyor. Bunun için onları suçlayamayız da. Bu yüzden biz hepimiz kendi başımızayız. Bütün hareketlerimizin sorumluluğu bizim üzerimizde. Birçok yatırımcı şu hatayı yapıyor. Kripto para yatırımı yapıyor. FED faizleri yükseltiyor. Sonra gidip ben kripto para yatırım yaptım. Amerika yüzünden ben zarar ettim diyor. Lütfen başkalarını suçlamayı bırakın. Ve dediğim gibi şunu bilin. Kendi başınızasınız. Bu Ripple davasında da haber servisleri dava lehine döndü demeye başladı. Ama siz yine şüpheyle yaklaşın. Dediğim gibi eğer volatiliteden besleniyorsanız Ripple'da sert hareketler görebiliriz. Kısaca Cardano'ya değinelim. Geleneksel finans sisteminin yıkıcıları Bitcoin, Ethereum, bir iki adet daha Major Altcoin. Cardano bu. Dünyadaki sistemi değiştiren kripto paralar arasında bence daha yerini alamadı. Cardano maalesef kendini gösteremedi. Cardano hakkındaki endişelerimden bahsettiğim koca bir videoyu adaya ayırdığım videoyu görmek için yine sağ üstte bir yere koyarım tıklayıp izleyebilirsiniz. Adı hakkındaki düşüncem değişmedi. Bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntılar çözülür mü? Bilmiyorum. Hiç kimse bilemez. Biliyorum diyen varsa dinlemeyin. Çünkü projenin CEO'su bile bilemez. Çözmek için çalışır. Piyasalar irrasyoneldir. Herkes tahmin eder. En iyi tahmini yapan kazanır. Dediğim gibi. Cardano'da ki bu sıkıntılar çözülürse. Bu sıkıntılardan dolayı fiyat düşük kalmıştı. İşte bu fiyattan alanlar. Sorunlar çözülürse. Bence çok ama çok büyük paralar kazanırlar. Exi Infinity. Çok soruyorsunuz. 160 dolarlardan 40 dolara kadar düştü. Kana kana düşüyor. Daha önceki videolarda hem Metaverse hem de spesifik olarak Exi hakkında söylediklerim değişmedi. Hem Metaverse coinleri arasında çok yüksek rekabet var. Geçen gün büyük bir hacklenme olayı yaşandı. Bu çözülebilir. Bunun dışında da bence en önemli olay Exi Infinity'nin ekonomik modelinin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Crypto.com'un token'ı olan Kronos var. Crypto.com çok büyük sponsorluklar yapıyor. 2022 Dünya Kupası'nın sponsoru. NBA'de sponsorlukları var. Hatta stadyum ismi sponsorluğu falan var. Felaket agresif bir pazarlama politikası izliyorlar ve sonuç alıyorlar. Market Cap'te borsalar arasında ilk ona girdiler. Kronos token BNB gibi performans sergileyebilir. Hali hazırda baya yükseldi ama dediğim gibi platform büyümeye devam ediyor. Çok agresif pazarlama yapıyorlar ve sonuç alıyorlar. Ama unutmayın, borsalar arasında çok rekabet var. Sürekli borsalar kendi tokenlarını çıkarıyor. Kadena'ya komple bir video ayıracağım. Çünkü bir videoyu, koca bir videoyu hak ettiğini düşünüyorum. Çok kişinin görmezden geldiği tehlikeler de var. O videoda bahsedeceğim. Kripto paraların piyasa değeri 2.8 trilyondan 1.75 trilyonlara kadar düştü. Kısa ve orta vadede düşüşler görmeye devam edebiliriz. Hatta görürüz diye düşünüyorum. Ama unutmayın dili gibi para basılıyor. Bir noktada şu an tüm dünyadaki gayrimenkul fiyatlarının arttığı gibi kripto para varlıklarının da patlayacağını düşünüyorum. Stratejinize mutlaka bağlı kalın. Hiçbir şey kaçmıyor. Herhangi bir yatırımı kaçırdığınızda düşünüyorsanız merak etmeyin. Piyasada her geçen gün yeni fırsatlar doğmaya devam ediyor. Ben de elimden geldiğince bunları sizinle paylaşıyorum. Sizin şimdi yapacağınız şey arkanıza yaslanmak. Videoya beğeni bırakmak ve benim yeni gelecek videolarımı beklemek. İyi ki varsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni gelen videoları da kaçırmamak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.